öğleye geliyordu. Yer burası yani kesin. 2 daha 4. İsmail'i gördüğüm kadar eminim yer burası. Kur'an'la uyuyor musun? Yemin ettirim tamam, bu adama. Bir şey söyleyeceğim. Sakin olun. Bak az önce BTR'e bir dakika. Hayır hayır. Yemin etsin. Bir dakika. Gizli Tan'ın yüzünü kapattık. Çünkü yetkililer bizden onu istediler. Çünkü Rukiye'yi iyi ki kapatmışız. Sen de dedin ki ben seni... Senin kocanın katili bulunsun diye. Beni oyalıyor. Senin... Bir oradan tutuyor, bir oradan tutuyor. Hayır, hayır, oradan tutuyor. Senin kocanın katili bulunsun diye adam ta Ankara'dan oraya geldi. Ankara, Ankara değil. Krobar Marası'nda bu adam. Şimdi... Adına Maria şey atıyor, Ankara bir atıyor. Bir de abla. Bu kadar deli şey... değiliz, divana değiliz. Yeter. Bir şey anlatabilir miyim? Söyle beni. O olayın olduğunda Hüsnü Kır'ın yandaydı İsmail Bacak. Ya benim abim söyleyeyim? Dün neredeydi dedi bir saniye? Neredeydi dedi? İsmail Bacak Hüsnü Kır'ın yanında Yerli Bel mevkisinde duruyordu. Bak Veli eğer öyleyse sabah 06:49'da Hüsnü Kır İsmail Bacak'ı ödemeli arıyor. Madem yanındaysa niye telefon? Hayır 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 yanında ama yanında. Ama HTS kayıtları var. Hayır, HTS kayıtlarından gör. Mesut Gökte şahit. Dedim ben bak korkma yalan var dinliyor bu olayda. Yalan dönüyor yalan. Ya dinlesene bana. Hayır ben kabul etmiyorum. İstediğin kadar şahit. İstediğin kadar etme. İsmail'im üstüne girmeye çalışılıyor. İstediğin kadar etme. İsmail cahil onu. Oğlum İsmail'i cahil. Dinlemek zorunda mıyız Didem? Bir saniye. Dinlemek zorunda değiliz. Bağırmaya devam edecek misiniz? Ne demek? Bak bu gerçekten çıktım burada. Gerçekten çıktım. Seni buluyor sen bu. Rahatla bağır. Benim bağır, 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 bağır. Nereye kadar ya? Dostu oyalamazsın. Biz niye tutmuyoruz yalancı şahit? Rukiye Hanım, sizi diğer stüdyoya almak zorundayım. Abinlerle konuşamıyorum o zaman. Mare, diğer stüdyoya gider misin? Veli dur. Diğer... Birinci, Rukiye beni duyuyor mu? Birincisi merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. Lütfen sakin olmanızı istiyorum. Sizden de sakin olmanızı istiyorum. Biz sakiniz Didem Hanım. Biz de sakiniz. Neyse, dur. Birincisi sevgili izleyiciler, merak ettiğiniz mesele şu. Şimdi barut izi üzerinde bu kadar yoğun nasıl çıkar? Canlandırmalı yapacağız bunu. Ve kocasının o sırada kafası ciddi anlamda hasar görmüş, darbe görmüş birine sarıldığını söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Rukiye buraya gelirken kafatasının sağ gözüne kadar bölüm, nasıl Orhan bir tarif edelim? Yani nasıl? sağ tarafında gözü sağlam, diğer kısım yok. Sol taraf yok. Gel Rukiye, senin kocanın, bir daha ben tarif edeyim, doğru mu tarif ediyorum? Benden tarif edelim, sol taraf kocanın yok değil mi? Parçalanmış bu taraf. Sol taraf olur mu ya? Sağ taraf olması lazım. Yani. Ardından vurulu da nasıl sol taraf olur? Özlem Hanım. Şuradan vurulan. Yani burada çelişkili bir adamı sormak istiyorsunuz. Çelişkiye mi çekmek neresinden istiyorsunuz? Neresinden vurulmuş? İki aydır. Arnı çatına vurulan adamın burası. Ben kanım buradan fark ettim. Adamın arnı çatı. Mercan o kadar biliyor her şeyi ispatlıyor. Bu basit Mercan'ın geldiği saat 6'ydı. Ben onun ki 15 dakika arasında kucakladım. Kan çıkmaya da bile çıkabilir. Tamam. Niye Mercan? Mercan'ın geldiği saat 5 saat önce. 5 saat sonra geldi. İki sorunun yanıtını merak ediyoruz. Birincisi bu kadar sıvı. Niye babamın yüzü kan? Babasının yüzü kan aldıysa 5 saat sonra geldi. Tabii elbette ya kan çıkacak. Neresinden vurulmuştu adam diyorsun? Arnı çatından. Ha. Silah dayanarak yapılmış. Demek ki ne? Ben o arada zaten kendimi kaybettim. Dengem belki de adam içeride attı. Bir dakika özür dilerim. Çok özür dilerim. Silah buraya mı dayanmış? Evet. Ha. Buraya mı geldik? Bu noktada mıyız şimdi? Evet, bu noktadayız. Ben hep bu noktadaydım zaten. Sen hep dışarıdaydın. Barakanın içi de olabilir, dışı da diyorum ben. Sayın memurum, o anda dengemi kaybettim. Belki de içeriden çıktı gitti. Bu anda dengem kaybolmuş. Benim çocuğum alıyor. Ben farkında bile değilim.
Gelelim şu swap'ı yapalım. Buğra gel. Buğra gel. Buğra bizim stajyerimiz. 19 yaşında. Art niyetleri gel getir Buğra. Sigortalı. Sigortalı. Buğracığım. Ya, gel yakışıklı Buğracığım benim canım. Şimdi Orhan Bey, şimdi size, şimdi bunun içinde ne var? Göstereyim böyle. Un. Un sevgili izleyiciler. Swap nasıl? Çok yakın incelikte olacağını düşündüğümüz için. Şimdi ben şöyle bir geri çekileyim. Siz şöyle mi şimdi dursam? Ateşleyen tamam. insanda barut yoğunluğu fazla olur diyoruz ya. Hı hı. Evet. Temas edende de tabii ki olacaktır bir miktar. Evet. Havadan bulaşmış olabilir dedi ya Rukiye. Şimdi ben yapınca uçuşmalar da olacaktır. Neresine çıkmıştır Rukiye'nin swap izleri? Şurası. Bir gösterelim. Şöyle. Şurası şu Rukiye. Bölge. Şu bölgede yoğun bir şekilde senin swap var. Olsun ya ben kucakladım. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben kucakladım. Sevap da uçabilir. Kan da sıçrıyor. Şimdi önceden sen diyorsun ki. Ben mi de sıçrıyor? Önceden ben, sen hayır, diyorsun ki. Bu, önceden. Bu dosya hikayedir. Oyalanmasın. Yeter. Özden. Ne demem? Abla, çık bu olaydan. Ne demem abla? Veli. Canlandırma yapıyoruz. Canlandırma yapıyoruz şu anda. Candan... Biz işimizi ciddiye alıyoruz, tamam, çalışıyoruz. Yapın. Enişleri kim öldürdü öğrenmek istemiyor musun? Enişleri kim öldürdü öğrenmek istemiyor musun? Öğrenmek istiyorum. Bekle. Ben bunun farkındayım. Bekle. Ben dosyam oyalandım. Böyle böyle çıkacak bu iş. Böyle böyle çıkacak. Sabırla. Bir defa böyle tuttun. Kalk Zuhal oradan. Şöyle tuttum, şöyle sarıldım. Tamam. Onun kafasını göğsüne yasladığını söylüyorsun. Evet şöyle. O kadar yaşa yasladın. Ama diğer türlü göğsüme yasladım diyorsun. İlk geldiğin günlerde öyle diyordum. Demem şöyle bak. Şöyle kendim biraz şöyle. Biraz yükseldin ya şeyi. Yastığını. Şöyle kafasını kendine doğru çevirmedin hayır, mi? Hayır hayır hayır. Bak ya, yastığı ama, yükseldin. Şu bak şu arkalar falan kan ama. Elim şöyle bak şu barnağımın şöyle. Şimdi şu parçalanmış beyni mi tuttun? Ha, yastığı yüksel. Bak bak. Beyni burası koca, parçalanmış değil mi Orhan Bey? Tabii tabii o kısım komple yok neredeyse. Koca ben korktum diye sarıldım da şu beş parnağımın beşe kan olduğunu hissettim. Bak dur dur. Öldüğünü hissettim. Alnı sana değmiyor mu? İşte şöyle. Tamam o zaman işte orada kan olması lazım. Ama bu Mercan'ın anlattığısa 5 saat sonra ya, benim hemen vurur kanı 15 saat. Şey belki bak, de kan çıkmadır. Bak sağlamışsın. Evet sağladım. Bu kadar mı şey yaptın? Ne kadar dikkatlisin. Bu kadar bak burası kan. Senin kolunda falan kan olması lazım. Bu kadar... Sokuldum. Kolunu bak hemen bulaştı gördün mü? Görüyorsun. Bak ellerim boyu oldu. Bak görüyor musun? Ne kadar dikkat etsen de olur. Ne kadar dikkat etsem de elimden görelim. Ahmet. Şöyle. Bak bulaştı. Şuralarım bulaştı hemen. Elimden oldu. Özlem Hanım. Nidem Hanım. O zaman bir kanla et parçası çıktığında eşimin öldüğünü bildim ben. Öyle öyle öldüğünü bile bilmiyorum. Arkası bak buraya ben bir sarılayım. Tamam mı? Sen sarıl. Sol elle bir sarılmışsın. Bak şöyle sarılıyorsun. Kendine doğru çekiyorsun. Bu elin çekmiyorum. Tamam böyle sarıldım diyorsun. Tamam mı? Çekmiyorum. Şöyle. Arkası da parçalanmış. İşte bak şöyle adam duruyor tamam, ben yaslanıyorum. Ama arkası da parçalanmış. Şurasına. Şuraya kadar arkası da parçalanmış. En azından o şokta ben falan ne oluyor diye yaparım. Üstüme falan bak şey yaparım yani. İşte bak hiç şöyle olduğu zaman şu beş parçamın beşi. Ama içerisi karanlık ya. Kan ve et parçası olduğu. İçerisi karanlık ya nasıl gördün? Nidem Hanım anlatıyorum bak şöyle elimi dayadım ışık yanıyordu. Şöyle aşağı tuttum kan ve et parçası olduğunu hissettim. Hiç üstüne bulaşmadı yani. Hayır. Ama ilk geldiğin... Elimin buralara bulaştıysa da yıkadım o anda şeyle, heybetimle. İlk geldiğinde o anlatırken... O elimi yıkıp da dengem kayboldu zaten. Ondan sonrası ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çok hafif tuttum diyorsun. O kadar dikkatli yani, tuttum ki kan gelmedi diyorsun. Yok tuttum. Bak Mercan'ın kastettiği saat 5 saat sonra. Mercan bunu kastediyor. Bir babamın eliyordu. 5 saat sonra geldi. 5 saat elbette kan hikayen açıyor. Ben çıkayım az. Bayağı bir yattım mı öyle çıkar. Kan boşalması diye bir şey var. Alsana zor. Kan boşalması. Buraya gel. Buraya gel. Ben boyayayım. Nasıl? Hocam. Nasıl? Babamın cenaze namazı gördün ya. Hayır inanamıyorum. O şekilde bir de ben boyayayım çocuğum. Boya tamam sen boya. Tamam sen boya. Bu boyalı olmaz. Çünkü babamda alın yok. Yüz yok. Sadece babam benim gördüğüm yer. Şuradan üstü. Dudağından üstü var. Ama üstü yok. Öyle kastettim. Neyin? Bir defa böyle tuttun. Evet. Kalk Zuhal oradan. Bu şöyle tuttum, şöyle sarıldım. Tamam. Onun kafasını göğsüne yasladığını evet, söylüyorsun. Ha? Evet şöyle. O kadar yaşa yasladın. Ama diğer türlü göğsüme yasladım diyorsun.
Bura ilk geldiğin günlerde öyle diyordum. Nedem Hanım şöyle bak. Şöyle kendim biraz şöyle. Biraz yükseldin ya şeyi. Yastığını. Şöyle kafasını kendine doğru çevirmedin mi? Hayır. Bak. Yastığı ama yükseldin. Bak şu arkalar falan kan ama. Elim şöyle bak. Şu barnağımın şöyle. Şimdi parçalanmış beyni mi tuttun? Yastığı yüksel. Bak. Beyni burası koca, parçalanmış değil mi Orhan Bey? Tabii o kısım komple yok neredeyse. Koca ben korktum diye sarıldım da şu beş parnağımın beşe kan olduğunu hissettim. Bak dur. Öldüğünü hissettim. Alnı sana değmiyor mu? İşte şöyle. Tamam o zaman işte orada kan olması lazım. Ama bu Mercan'ın anlattığı saat 5 saat sonra benim hemen vurur kan 15 saat. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak sağlamışsın. Evet sağladım. Bu kadar mı şey yaptın? Evet. Ne kadar dikkatlisin. Bu kadar bak burası kan. Senin kolunda falan kan olması lazım. Yok bu kadar sokuldum. Kolunu bak hemen bulaştı gördün mü? Görürsün. Bak ellerin boyu oldu. Bile. Bak görüyor yani musun? Ne kadar dikkat etsen de olur. Ne kadar dikkat etsem de elimden görelim. Oldu. Ahmet. Şöyle. Bak bulaştı. Şuraların bulaştı hemen. Elimden oldu. Özlem Hanım. Nedem Hanım. O zaman bir kanla et parçası çıktığında eşimin öldü. Ya öyle. Ya bilmiyorum eşimi. Arkası bak buraya ben mi sarıldım? Kendine doğru çekiyorsun. Bu elin çekmiyor. Kan... Sarıldım diyorsun. Tamam mı? Çekmiyorum işte bak şöyle. En azından o şokla ben falan şey yaparım yani. İşte bak. Hiç... Gördün. Nidem. Elime dayadım. Işık. Kan ve et parçası olduğunu. Yani. Hayır. Ama ilk geldi. Yıkadım o anda şeyle. O elimi yıkayıp da denge... Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çok hafif tuttum diyorsun. O kadar... Yok tuttum bak. Ya Beş saat sonra geldi. Beş saat her... Bayağı bir... Abla, kan boşalması diye... Nasıl? Babam o şekilde bir de ben boyayayım çocuğu. Bu boyayla olmaz. Çünkü babam da... Sahip babam benim gördüğüm yer... ...ondan üstü var ama bak, üstü yok. Öyle kastettim. Neyini... Rahat yıl.
Ya öyle. Ya öyle. Ya öyle. Ya öyle.
Ya Bunu kullanıyordu değil mi? Bunu kullanıyordun. Bak kaç yıl oldu ama o telefonu elinden aldın. Hangisi beyin? Başka beyin ne ya? Düzgün konuş. Anlamıyorum. Şunu anlatamazsın. Her türlü sağlar mı uyumu? Ama birilerinin, birilerinin katlarına yola çıkarsan bak burada bir gerçeği konuşuyorsan senin o sırada İsmail arabanın içerisinde beyefendiye diyor ki birine telefonla konuşuyor diyor ki ayakkabıları aldım diyor. Doğru senin ya. Kocanın da ayakkabıları jandarma tarafından bulunmuyor. Tamam. Evet bizde de yok. Bir kime erkek şahısla mı konuştun? Jandarma tarafından bulunmuyor. Uşağı vardı. Bir dakika, benim konuşacağım her şey senin hayrına. Bir dakika. Bak, bir saniye beyefendi. Beyefendi. Orhan Bey bir şey soruyor. İsmail'in telefonla konuştuğu kişi bayan mıydı erkek miydi? Şimdi bakın onu ayıramıyorum. Yani bayanla konuşurken biraz daha farklı konuşur, erkekle konuşurken biraz çok daha farklı sinirli, konuşur. Sinirli telefon geldiği zaman. Uzun bak, süre konuştu mu uzun süre? Orhan Bey. Evet. Konuştuğu da oldu. Bak, Orhan Bey. Tamam. Şu hareketi tik yapıyor. Telefon geldiği zaman tamam. Ben önce tik sandım. Bir omuzunu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekti görelim beyefendiye. Anladınız mı? Bir göz yapar mısınız o hareketi bir daha? Karşıya bakarak yapar mısınız? Böyle yani. Ürküyordu. Telefon gelince böyle hareketleri vardı. Ha. Ben korkuyordu. Önce tiksi rahatsız sandım. Bu orada erkeklerle görüşmüş birkaç kişi. İlk bir tanesi de Mustafa Bacak. Uzun süre görüştü.